Aa, ulan var ya, ben bu sahneyi resmen daha evvelden hatırlıyorum ha. Allah Allah. Tabii kızım ya. Yani bir fark var tabii. Biz o zaman Urla'daydık. Ha bir de benim yanımda kuzu, senin yanında Deniz vardı. Ya sağ ol Efe ya. Yani bazen sana dostum demekle hata mı yapıyorum acaba diye düşünüyorum. Allah Allah. Ya şu bebek meselesini başından beri her şeyle biliyormuşsun ve bana söylememişsin. Nasıl dostluk bu bizimkisi? Kızım o mevzu bizim Deniz'le aramızda olan bir şey yani. Seninle olan değil ki. Hem sen Deniz'e aşık, kuzuya da gıcık olduğun için o anda söylenebilecek en son kişi sendin. Gördün mü bak? Bizim dostumuz buraya kadarmış efendim. Nereye kadarmış? Eski dostlar araya girene kadar. Daha ne kadar benimle konuşmayı düşünüyorsun sevgilim? Yarım saattir yürüyoruz ve tek kelime etmedin. Sana kızgın olduğum falan düşünüyorsan kızgın değilim Deniz. Ben artık böyle şeyleri dert etmemeye kendi kendime söz verdim. Sadece kızgınım. Haklısın, özür dilerim. Mine'nin evime gelmesine izin vermemeliydim. Ya Deniz anlamıyorsun işte, sorun bu değil. Ya Mine sana gelebilir. Ama ben buna kızacak olsam zaten 4 tane balık alıp birinin adına Mine koymazdım. Ben iyi niyet adımımı attım. Bunu kötüye kullanırsanız da artık siz kaybedersiniz. Peki hayatım sorun ne o zaman? Sorun bana bu konuda yalan söylemiş olma. Annemle alışverişe gidiyorum dedim. Mine ile evdeymişsin işte. Aslı, annemle alışverişe gittim. Hatta bak. Bunu da Canan aldığı için aldım. Şimdi Hafize teyze falan da görür diye veremiyorum. Ve eğer benim adıma sen verirsen çok sevinirim. Gördün mü bak işte. Birbirimizin yeterince açık olmadığımız için her konuda yanlış anlamaya o kadar müsaitiz ki. Bak. Mine ile alışverişten sonra buluştum. İnan bunu bana kızarsın diye senden saklayacak değildim. Yani böyle bir niyetim bile yoktu. Sadece haber verecek zamanım olmadı. Deniz bak. Birbirimize ne kadar açık olursak o kadar az yanlış anlarız. Eğer sen Mine'nin geldiğini bana söyleseydin, benim haberim olsaydı, Mine bunu bana söylediğinde öyle sap gibi ortada kalmazdım. Daha iyi olmaz mıydı? Haklısın. Ne söylesen haklısın. Sen de çok kalmışsın. Ablamla bakınca... Alıştık artık. Çocukluğumuzdan beri az dayak yemedik. Ama bu sefer çok gururuma dokundu anne. Bilmiyordum Canan. Ellerim kırılsaydı keşke. Azıcık güvensen bir anne artık. Desen ki bu kız bu kadar şey yaşadı. Evet, küçük kızıma göre biraz aptaldır ama... Hatalarını tekrar edecek kadar da aptal değildir desen. O nasıl söz kızım? Yok anne, öyle işte. Yani benden şüphelensen bile içinden bu kız bir şey yapmışsa, bir bildiği, bir iyi niyeti vardır da yapmıştır desen. Ben başka bir şey istemiyorum senden. O adamın adını da parasını da duyunca tüylerim diken diken oluyor zaten. Bir de orada para eksik çıkınca nevrim dönüverdi. Affet kızım. Vallahi. Limon kolonyasını burnuma çeke çeke beyin damarlarımı çatır çatır açtım. Gittim o densizler. Gittiler gittiler Ayşe Hanım gel. Oh. Ay. Ay onlar galiba gene. Canan sen bak ne olur. Ayşe ablam cinnet geçiriyor. Fizan'a gitsinler de. Gözüm onları görmesin vallahi. Ah. Ay. Hafize ya. Ne o Canan? Bizi içeri almayacak mısın? Kimmiş kızım? Biziz Hafize Hanım. Biz geldik. Ya çok güzel bir 2 saatti. Keşke dönmek zorunda kalmasam. Her güzel şeyin bir sonu vardır kuzucuğum. Bak biz böyle boşu boşuna kesmedik. Hadi bakalım doğru okuruna. Hadi kendini özletme. Sen de sevgilime iyi bak.
sana emanet. Evde görüşürüz. Ne oluyor bu kıza ya, böyle kendinden emin tavırlar falan? Bir tek büyüyen sen değilsin, Almanyalı. O kız da büyüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bu kadar çabuk değişmesi hiç normal değil. Sakın başka biri olmasın şu doktor çocuk falan. Şişt, kızım bana bak, sen yine inceden su eline bağlamaya başladın, alırım ayağımın altına. Bu akşam böyle bir iki saat daha yapalım mı? Fatih Akın'ın yeni bir filmi geldi, ben de daha gidemedim. Biletler benden. Ya çok üzgünüm be Deniz. Bizim bu akşam okulda Kerim Hoca ile ders çalışmamız gerekiyor. Hay Allah. Ama sonrası için söz. Ya bak biliyorsun bu iş benim için çok önemli. Ya buradan aldığım haftalığım olmasa ne kitapları ne notları para yetişmeyecek. Peki. Ne söyleyebilirim ki? Sen de haklısın. Yani bu okul Deniz ikimiz kadar önemli. Ama bana bir sinema borcum var, unutma, tamam mı? Tamam, söz. Seni seviyorum. Ben de. Ya birader, bakıyorum da pek bir bıcır bıcırsınız ya. Yok be. Akşama Fatih Akın'ın filmi var, gidelim dedim de okulda işi varmış. Allah Allah. İnsan gece gece okulda ne işi olur ki? Ay neyse canım. Ay, sen fazla Fatih Akın'ı beklemezsin. Yani benim de işim yok. İstersen beraber izleyelim ha? Madem bana emanetsin artık. Ya, yok canım sağ ol. Ben Aslı'nın çıkışına gelip ona sürpriz yapmayı düşünüyorum. Bravo birader ya. Senden de beklenen budur yani. Hem bak kıza öyle minibüste türlü türlü şeyler gelmiş. Alırsın kızı elinden evine bırakırsın. Budur. Ah ya ne güzel. Ben ne olacağım pardon? Kızım seni de ben evine bırakayım. Tabii hala arkadaşsak. Hasta ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.